Doktor Safiye Günden Aktaş'a. Çok teşekkür ediyorum bu toplantımıza katılmayı kabul ettiği ve bizimle bilgilerini paylaşacağı için. Safiye hocamızın çok özellikleri var burada. Kısıtlı zamanımız ama şunu söyleyeyim, gerçekten az önce bizler için söylediği sağ olsun teveccühü, bütün özellikleri kendisinde barındıran, ben 14 yıl bizzat çocuk hastanesinde patolog olarak birlikte çalıştık ve ben ondan o kadar çok şey öğrendim, ne bileyim istatistiği ondan öğrendim, sonra kitap yazdım, birçok şeyi yayın yapmayı ondan öğrendim. Gerçekten çok iyi bir çalışma arkadaşıdır. Aynı zamanda kendisi tabii hele şu anda az önce aktiviteleri sayarken söyledi. Yaklaşık 6 yıldır, bu yılda tekrar seçildi. Türkiye Kanser Savaş Kurumu Derneği İzmir Şube Başkanı'dır. 9 Eylül Üniversitesi'nde Temel Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı'dır. Aynı zamanda patoloji uzmanıdır. Aynı zamanda hastane idaresi bölümü mezunudur. Yani fotoğrafçıdır. Neleri sayayım bilmiyorum ama buraya geldiği ve deneyimlerini bizimle paylaşacağı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve bırakıyorum sözü kendisine. Çok çok teşekkür ediyorum Gülden Hocam. Kansere moleküler bakış çok kapsamlı bir konu. Ben size bunu güzel özetleyeceğim, söz veriyorum. Bu teknik arızamız çıkmazsa. Ben kimim? Gülden Hoca açıkladı. Ben şu an 9 Eylül Üniversitesi Muzaffer Kayhan Onkoloji Hastanesi 3. katta Temel Onkoloji Anabilim Dalı'nda çalışıyorum. Burası Onkoloji Enstitüsü'ne bağlı bir kurum. Onkoloji Enstitüleri Türkiye'de 3 merkezde kurulmuş. İstanbul, Ankara, İstanbul, İzmir. İzmir'de Onkoloji Enstitüsü'nde kanser araştırma ağırlıklı çalışıyorum. Ağırlıklı olarak da tıp fakültesi derslerine, tabii sekreter birçok derse katkı verdiğimiz gibi asıl işim lisans üstü, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek. Bunu temel onkolojide ve moleküler patoloji programlarında ağırlıklı yapıyorum. Temel onkoloji, yüksek lisans ve doktora eğitiminde de bölümümüz ve alt bilim dallarımız gereği kanser genetiği, kanser biyokimyası, kanser histopatolojisi, kanser epidemiolojisi, kanser etiyolojisi, deneysel kanser modelleri konularında araştırmacılar yetiştiriyorum. Rutinde de moleküler patoloji yapıyorum. PCR, NGS, FISH, immünohistokimya gibi moleküler yöntemleri uyguluyorum. Türkiye'nin tüm nöroblastom hastaları bize geliyor. Tek merkezde nadir hastalık olduğu için toplanıyor. Bunların moleküler incelemelerini taze dokuda yapıyoruz. Yoğun olarak da ben moleküler onkoloji eğitimleri vermeye çalışıyorum. Bir diğer önemli konumuzda ihtiyacı olan olursa, biz farelerde kanser yapmada deneyimliyiz. Henüz Demokrasi Üniversitesi'nde böyle ihtiyacı olan olursa her zaman katkıda bulunmaya çalışırız. Her türlü research'te çok. Ben kendimi 30 yıldır kanser araştırması yapmaya adadım. İstatistikçi falan değilim, alaylıyım. Yıllar yıllar önce istatistikçi bulamadığımız için mecburen kurslara, derslere, sertifikalara, eğitimlere gittik, öğrendik. Ama şimdi kanser istatistik anabilim dalları var. Bunlardan destek alıyoruz. Şimdi de mesela biyoinformatik, çoklu gen analizleri çok gerekiyor. Bunlarda da yeterlik işi yok. Alaylı olarak bu konuları da öğrendim. Ama benim istatistik diplomam yok. İstatistikçilere de saygımız sonsuz. Onlarla beraber çalışıyorum. Ben bugün sunumumda amaç da kanserde erken tanıda moleküllerin yeri, toplum taramalarında yeni kanser hastasının tanısında, ayırıcı tanısındaki yerin, kanserin evrelemesindeki prognozunu öngörmede, tedaviye yanıtı belirlemede ve rekürrensi monitörize etmede, yani hastanın
tekrar ediyor kanseri. Bunu ne kadar erken yakalayalım? Likit biyopsi dediğimiz kavramlarla hastanın serumunda, idrarında, tükrüğünde, nefesinde öyle bir küçük moleküle bakalım ki bu kanser daha moleküler düzeyde, hücre düzeyinde görüntülemeye, radyolojiye yansımadan bunu erken saptayabilir miyiz şeklinde yoğun çalışmalar literatürde sürmekte. Şimdi moleküler karsinogenez, artık hastalıkların tümünün moleküler temeli var, tümünde genetik rol var. Kanser genetik bir hastalıktır biliyoruz ama bu genetik kalıtsal anlamına gelmiyor. Kanserlerin, Umut çok daha iyi biliyor, sizlere anlatır, %5'i onun da kalıtsal kanserlerde olabiliyor, aileden geçebiliyor. Ama onun dışında biz kanser moleküler bir hastalıktır dediğimizde bunu somatik hücre düzeyinde algılıyoruz. Yani kanser hücresi sonradan içinde gelişen bazı değişikliklerle, hani kendimizi hep koruyoruz ya, sonda vereceğim mesajları en baştan verelim. Antioksidanlar alıyorlar, bir sürü şeyler yapıyorlar ama kanser hastası olduktan sonra yapıyorlar. İş işten geçmiş oluyor. Kanser hastalığı tanısını aldıktan sonra tedavi sürecinde hiçbir hastamızın, hiç kimsenin tıbbi onkoloğuna danışmadan kefirde, bitkisel ekstraklarda bunları asla almaması gerekiyor, danışması gerekiyor, ilaçla etkileşebiliyor. Biz antioksidanlarla DNA'mızı hasarlamayacağız ya, bizim sloganımız ne? DNA'nı koy, hani kafayı kırma diyoruz ya, biz de DNA, moleküler onkolojiyle uğraşanlar DNA'nı kırma diyoruz yani, birbirimize espri yaparak. Çok strese giren, çok kendisine dikkat etmeyen arkadaşlarımız, aman dikkat et DNA'nı kırma diye espri yapıyoruz. Altında gerçekte yatıyor. Bizim DNA'mız sürekli arkadaşlar hasar alıyor, onarılıyor. Hücremiz de onunla beraber. Sadece DNA hastalığı değil, kanser. Protein düzeyinde de, RNA düzeyinde de birçok değişiklikler var. Ama DNA'mız sonuçta hasarlanıyor. Bu hasarlanmalar da kümülatif olarak hücrede birikiyor ve bu birikim de sonuçta bir hücrenin onkojenik uyaranına katkıda bulunan bir anlamsız gen değişimine de yol açabilir. Bir değişiklik olmaz ama onkojenik bir geni hasarlayıp daha çok çalışmasını ya da bir tümör süpresör genin, tümörün kanser gelişimini önleyen bir genin kaybına yol açan bir DNA'mızdaki olay sonuçta karsinogenize katkıda bulunuyor. İnsan Genom Projesi'nden sonra uluslararası kanser genom projeleri, kanser genom atlasları çıktı artık. Kanserle ilgili çok sayıda genomik bilgi var ve yayınlarda bu bilgileri hepsini, supplementlerini bile indirip siz hiç kendiniz laboratuvarda hiçbir çalışma yapmadan iyi bir bioinformatik analizle ama hastayı da iyi tanıyarak, sadece bir matematikçi kanser hastalığını bilmeden bunun üzerinde genomik çalışma da analiz yapmamalı diye ben düşünüyorum. Her türlü hastalıkta olduğu gibi kanserde de multidisipliner tıp dışı, fen bilimleri, mühendislikler bir şey bulmak istiyorsak, Türkiye'nin asıl amacı ne? Dışa bağımlılığımızı bizim azaltmak, inovasyon, kendi ilacımızı üretmek, kendi tıbbi tanı kitimizi üretmek, her şeyimizi doğru ama iyi çalışan, Covid'de bunlarda bir tık daha ivme aldık, kendi malzememizi üretmek istiyoruz. Mesela ben kendi eldivenimizi üretmenin peşindeyim bu ay. Çok pahalandı laboratuvar eldivenleri gibi. Kanserde de o eldiven küçük bir konu. Hedefe yönelik ilaçlar çıktı çok fazla. Birazdan konuşacağız. Bunlar çok pahalı. Neden pahalı? Bana göre sağlık sektörü tamamen ücretsiz olsaydı keşke. Ütopik, çok güzel olurdu. Ama zaten bu molekülün geliştirilmesi için çok fazla laboratuvar masraf yapılıyor.
Tabii ki buna yatırım yapan firma da geri dönüşüm olarak ücretleri artırıyor. İlaçlar, hedefe yönelik yeni ilaçlar pahalı olarak karşımıza çıkıyor. Moleküler karsinogenezde rol oynayan genleri mekanizmasını çok iyi anlamalıyız. Şu kanserde şu mutasyon vardır değil de bu mutasyon işlev arttırıcı bir mutasyondur. Yani functional işlevsel kanser genetiğini çok iyi bilmemiz lazım. Klinisyen de olsak, araştırmacı da kanserle uğraşıyorsak ya da hangi hastalıkla uğraşırsak uğraşalım, biz işlevsel moleküler mekanizmayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kanserle uğraşan herkesin çok iyi bildiği bizim transformasyon ve progresyon ilişkili Holmox'ları asıl hedefliyoruz. Ne yapıyordu Holmox'larımız, neydi bizim? Büyüme sinyallerinde artıştı. Büyüme önleyici sinyallere duyarsızlıktı. Apoptozdan kaçma, hücre ölümünden kaçma. DNA onarımının bozulması, sınırsız büyüme potansiyeli geliştirmek için telomer uçlarının kısalmasının önlemeye yönelik telomeraz aktivitesi kazanma ya da alternatif telomer uzaması mekanizmaları kazanmak, anjiyogenezi arttırmak, tümör hücresi kanserleşti, belli sayıda üredi, bu üremeden sonra kendi içine yeni damarlar oluşturmazsa o kendisi orada nekroza gidiyor, beslenemediği için, yeterli oksijen alamadığı için anjiyogenezi arttırması gerekiyor. Kendisine otonomi kazanmış yeni bir doku, yeni bir ayrı, başlı başına sınırlara uymayan anarşist bir dokuya dönüşüyor. Bunu da anjiyogenez sağlayarak yapıyor. Ki biz bunları artık kanser çalışmaları biliyorsunuz önce hücre kültürüyle başlıyor. Sonra deney hayvanına geçiyor. Sonra insan ön deneylerine geçiyor. Önce etkileri farmakolojik bir sürü çalışması yapılıyor. İşte bu aşamalarda hücre kültüründe etkili olan bir ilaç insanda etkili %10'ların altında oranda çıkıyor. Çok sayıda molekül etkili bulunup sonrasında fail oluyor. İşte bunun için de artık üç boyutlu hücre kültürü modelleri geliştirildi. Laboratuvarda anjiyogenez modellemeleri, invazyon modelleri. Kanserin en önemli öldürücü özelliği meme kanseri, memesindeki kanserden ölmüyor değil mi Umut çoğunlukla? Bu metastaz nedeniyle ölüyor hastalar. Yayılması, yani kanserin invazyon ve metastaz yeteneği çok çok önemli Holmox'ları arasında. Onkogen dedik, kanserin gelişimine katkı sağlayan genler. Bunların çoğunluğu büyüme faktörleri arkadaşlar. Büyüme faktörleri de ne karşıda birçok hedefe yönelik ilaç geliştirildi. Tirozin kinaz reseptörü özelliğinde faktörler bunlar. Bunları üreten genlere de kansere katkı sağladığı için onkogen deniyor. Bu genler vücudumuzda yok ya da çok az kanserde artıyor. Bunun için iyi bir hedefe yönelik tedavi strateji geliştirilecek konuları oluşturuyor bu büyüme faktörleri. Bunları da onkogenleri de sınıflamışlar. Hücre içi sinyal ileticileri de var, mTOR yolları gibi. Nükleer transkripsiyon faktörleri de var. Sonuçta bir hücrenin yüzeyinden büyüme faktörü aracılı bir uyarı geliyor. Hücre içine bu sinyal iletiliyor. İletilen bu sinyal kaskatı, zincirleme, nükleusta sonuçta yeni genlerin transkripsiyonuyla sağlanıyor ve hücre sürekli üreme siklusuna giriyor. Burada da hücre siklusu denen olay karşımıza çıkıyor. Bunda da birçok kontrol mekanizmaları var aslında. Bizim vücudumuzdan ölen hücrelerin yerine yenileri konulurken belli sayıda konmasını sağlayan ve kontrol eden ya da hasarlı hücrenin çoğalmamasını sağlayan mekanizmalarımız var. Bunlar kanserde ortadan
kalkıyor. Çok faktörlü, çok genli, 200-300 ana genin rol oynadığı bir sistem bu, moleküler karsinogenez. Ve öyle bir mutasyon olmalı ki uyaran, örneğin uyaran gelmeden, büyüme faktörü olmadan reseptör sürekli çalışsın. Bir işlev arttırıcı mutasyon ortaya çıkıyor gende. Böylece bunları da biz laboratuvarda hastanın tümör dokusunda ya da tümörden dolaşıma yansıyan bir biyopsi kavramıyla dolaşan DNA'dan ya da tümör DNA'sından saptayıp hastada var yok olduğu durumuna göre ya da cutoff'ları var, varlığı yokluğu da amplifiye mi, eksprese mi, farklı her bir genin değişiminin ne olduğunu ve mutasyonun ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Sinyal yolu aracılığıyla nükleer transkripsiyon gerçekleşecek. İşte bu growth faktörlerden bazıları burada ve hangi kanserde olduğu yer almış. Sinyal yolu ilişkili, RAF yolu ilişkili proteinleri kodlayan genler bazıları burada ve bunlarda görülen mutasyonun tipi de önemli. Aynı gende farklı tümörlerde farklı genetik değişimler olabiliyor. Kimisinde transkripsiyon, kimisinde deletyon, kimisinde amplifikasyon, kimisinde nokta mutasyon var. Sonuçta ortaya çıkan genetik değişiklik onkogense işlev arttırıcı, tümör süpresörgense işlev azaltıcı, önleyici nitelikte olmalı. Artık yeni nesil dizileme dediğimiz teknolojilerle giderek ucuzlayan bir şekilde tümör dokusunda çoklu kanser panel, örneğin çoklu gen değişimlerine, aynı anda hem ekspresyonuna hem mutasyonuna hem kopya sayısı değişimlerine bakabiliyoruz. Ama çok fazla bir genetik bilgi karşımıza çıkıyor. Bunu doğru yorumlamak, iyi raporlamak. Şimdi dünya bu konumda. Bunların birçoğuna henüz SGK ödemiyor ama çok kısa sürede, birkaç yıl içinde bunlar da daha fazla ödenir hale gelecek. Çünkü hastanın gereksiz yere kanser tedavisinde ilaç almaması, geç tanı almaması, aldığı tedavinin devamlı mı olacak, hangi ilaçla olacak, hangi kombinasyonla alacak, bunu kanser tıbbi onkologlar size değişik sunumlarda anlatırlar. İşte bu süreçlerin kararında artık moleküler onkoloji gün be gün artar şekilde kanserde rutin uygulamaya giriyor. Araştırmalar zaten birçok branştan birçok kişi kanser çalışır hale gelmiş durumda. Sinyal yolakları hücre reseptörünü, büyüme faktörünü şematik gösteren, bunun hücre siklusuna kadar geçen aşamasını gösteren bir olay. Öyle olaylar oluyor ki siz bir aşamada sinyal yolağında blokaj uygularsanız hedefe yönelik tedaviyle başka yan yolaklarla aktivasyon başlayabiliyor. Ya da bazı mutasyonlar varsa growth faktör inhibisyonu yapsanız bile işe yaramıyor. RAS mutasyonu varsa örneğin hücre truncated halde sürekli fosfatlanma sürüyor. RAS mutant olduğunda aktive edici mutasyon. Growth faktörü inhibe etmenizin bir anlamı kalmıyor. Hücre siklusunda da kontrol noktaları çok çok önemli, biliyorsunuz bunu. P53'ümüz bizim tümörün gardiyanı. Hücre siklusunda bir üremeye girecek hücrede bir sorun varsa bu onarım mekanizmalarına P53'le tanınarak yönlendiriliyor ve ondan sonra DNA onarılırsa tekrar siklüse girebiliyor. Onarılamazsa apoptozla ortadan kaldırılıyor. Ama P53 mutantsa, çalışmıyorsa, çok önemli. Tümörlerin %45'inde bu anomaliyi görüyoruz. P53 tümör gardiyanımız mutant olduğu için tümör siklosergen çalışmaz halde ise hücre hasarlı olsa da hücre siklusuna girmeyi sürdürüyor. İşte DNA'yı hasarlayan ajanlarla normal hücreden kanser hücresine gidişe kadar birçok değişiklik karşımıza çıkıyor.
Bu da erişkin kanserlerde, karsinomlarda daha çok gördüğümüz multisitep karsinogenez denilen kavram. Tümör süpresörgenlerden en önemlisinin P53, en sık görülenin P53 olduğunu söyledik. Birçok tümörde değişikliğini gördüğümüz tümör süpresörgenlerin listesi burada. Hücrede de mesela iyonizan radyasyon aldığında, iyonizan radyasyon bizim için çift yönlü ucu keskin bıçak. Radyasyona maruz kaldığımızda yıllar sonra manyete geliştirebiliyoruz. Ama manyete gelişmiş birçok hastalıkta da sadece tümörü haritalayıp yönlendirerek radyasyonla radyoterapi yapıyor radyasyon arkadaşlarımız. Metastazımız sonra bizim çok önemli moleküler karsinogenezde. Metastaz için invazyon yapacak önce tümör, yakındaki damara girecek, bu damar içinde dolaşımda sağ kalacak birçok faktör var. Sonra ekstravaze olacak, dışarı çıkacak, yeni gittiği yerde homing yapacak. Bu süreçte EMT, epitelyal mezenkimal transformasyon geçirecek. Yeni gittiği yerde tekrar yeni anjiyogenez başlatacak ki metastatik odakta sürsün. Bu tüm bu süreçlerde de immün sistemimizi bizim bir DNA'mızı kırmayacaktık, bir de immün sistemimizi bozmayacağız. Bağışıklık sistemimizi hep güçlü tutacağız. Tüm hastalıklardan korunmak için dengede tutacağız. Dengeli yaşam birçok faktör bunda koruyucu, preventif onkoloji bunları anlatır. Bize kanser olmamak için de kanser olmaya başlamışken de vücudumuzda daha görünür hale gelmeyen kanser hücreleri immün sistemimizde aslında oluştukça yıkılıyorlar, hasarlanıyorlar. Arkadaşlar translokasyonlar, inversiyonlar gibi birçok tip moleküler değişiklikler var kanserde. Her bir kanserde farklı. Bunların artık yapay zeka bile bize yardımcı olmaya başlıyor. Birçoğunu artık ezberlemiyoruz. NGS'de sitelere bağlandığımızda bulduğumuz mutasyonun hangi hastalıkta, hangi ilaca yanıt veren bir durum olduğunu, onkogram, bir tür onkogram yani bize bilgisayar programları artık veriyor. Bunları da moleküler patoloji raporuna yansıtıyoruz NGS'de. İşte şu mutasyonu bulduk, bu mutasyon şu ilaca duyarlıdır, kaynak şu şeklinde raporu bize yapay zeka bilgisayar programları veriyor. Karsinogenezde kimyasal maddeler çok önemli ama artık deney hayvanı çalışmalarında biz kimyasal uyarım tabii ki yerine göre onlar kullanılıyor. Daha çok transjenik hayvanları yani karası mutant hale getirmiş bari. Ya da tümöre ksenograft dışarıdan tümör hücresini ekerek deney hayvanına fareye kanseri oluşturma yollarına gidiyoruz. Kimyasal kars yolla uyarılan kanser karsinogenez bizim için niye önemli? Bunları iyi bilmeliyiz ki normal yaşamımızda bunlardan korunmayı sağlayabilelim. Radyasyon karsinogenezi, ultraviyole, viral karsinogenezler, virüslerle ilişkili kanserler yine moleküler karsinogenezde bizim için çok çok önemli. Biz öyle bir hedef bulmalıyız ki ajan kanser hücrelerimizi sadece öldürsün, normal hücrelerimizi öldürmesin. Hedeflediğimiz ajanda kanser reseptör ya da molekülde kanserde çok bulunsun, normal hücrede bulunmasın ya da az bulunsun istiyoruz. Ama ana sorunumuz kanser kök hücresi ya da kanser initiating hücresi konumuna geçip normal dolaşıma karışarak saklanan yani siz sırf tümör dokusunu öldürseniz de kemik iliği gibi nişleri öyle yerlere kanser hücrelerinin kanser sistem sellerinin saklandığını düşünüyoruz hipotez diyoruz ki tedavi bittikten 10 yıl sonra 5 yıl sonra 20 yıl sonra aynı kanser gidip tekrar uyanıp
hastalığı tekrar ettiriyor. Klinik tıbbi onkologların en çok uğraştığı konu, hastayı ölüme götüren konu hastalığın rekürrensi diye ben biliyorum. Onun için riski de ilk başta kanser olacak mıyım, olmayacak mıyım? İşte Angelina Jolie gibi BRCA'lar, risk assessment yapılabiliyor. Kanserin tanısında molekülerler kullanılıyor, prognozunda, tedaviye karar vermede ve tedavinin yanıtının miktarını ölçmede ya da rekürrensi öngörmede ya da minimal risk hastalık takibinde moleküler belirteçler kullanılabiliyor. Bu belirteçler de çok sayıda kullanımda olanlar var, research'te olanlar var. Bazen de genetik ürünün, biz mutasyonun ortaya çıkardığı proteini tümör dokusunda immünohistokimya ile çoğunlukla bakmaya çalışıyoruz. O valide olsun istiyoruz. Çünkü immünohistokimya ile bakmak rutin patolojinin içinde çok daha kolay ve artık oturmuş bir teknik. PCR ve NGS'e göre protein düzeyindeki yansıması valid klinik olarak önemli olduğu gösterildiyse bu immünohistokimya ile bakmayı tercih ediyoruz. Ama FISH, PCR, NGS valide ise gerekiyorsa, sekanslama gerekiyorsa bunları yapıyoruz. Bu belirteçleri nasıl buluyoruz? Proteomik analizler yapıyoruz. Kanserle normal doku arasında ne fark var? Tüm proteinlerine bakarak buluyoruz. Ya da prostat spesifik antijen prostat kanseri taramasında kullanılıyor ama aynı zamanda bu adli tıpta semen varlığının göstergesi olarak da kullanılabiliyor. Çok çok önemli PSA biliyorsunuz oturdu ROK kürlerle. Cut-off değerleri belli. İşte HER2 kullanılıyor, alfa fetoprotein, kalsitonin, CA125, CA15 üçtüm bunlar. Kanda bakılabilen ya da dokularda bakılabilen değişik biyo belirteçler. Arkadaşlar kanserde hedef tedavi de işte bu yüzeydeki growth faktörlerimiz burada görüyorsunuz. Bunlara karşı geliştirilmiş çeşitli ajanlar var, moleküller var. Bu hangi hastalıkta, hangi evrede faz 3, faz 4 çalışmaları geçtikten sonra klinik uygulamaya giriyor. Kimi kanserde, kanser 700'den fazla farklı hastalık. Kimi kanserde hiç bakmadan bu ajanları verme kararı var. Kimisinde memede HER2 pozitif kanserler meme kanserlerinin %20-25 gibi bir alt grubunu oluşturuyor. Artık sınıflamalar değişti. Eskiden histopatolojik sınıflama yapıyorduk kanser alt türlerinde. Şimdi histopatolojik artı moleküler sınıflama yapmaya başladık. İşte östrojen progesteron reseptör pozitif meme kanseri diyoruz. Bunlara ona göre antihormonal tedaviler veriliyor. HER2 pozitif de Herceptin veriliyor. Bunun için gerekiyor. İmmünohistokimya artı FISH kombine bir arada karar verilen moleküler belirteçlerin bakıldığı tümör dokusunda, somatik dokuda ve buna göre ilaç verip vermeme kararının verildiği durumlar giderek artmakta. İşte hedeflenmiş tedavi dediğimiz olay, hormon tedavileri, sinyal yolakları, gen ekspresyonunu modüle eden ajanlar, apoptoz yaranlar, anjiyogenezi inhibe edenler, immünoterapiler ve toksin taşıyan yeni denemelerdeki moleküler şeklinde tanımlanmış durumda. Bunların da isimlendirmeleri moleküler olarak eğer tümöre karşı ve buradaki eklerine göre hangi canlıya karşı gelişmiş, hangi canlıda gelişmişe göre isimlendirmeler yapılabiliyor. Ve birçok mesela malin melanomda BRAF mutasyonu %50 oranında görünürken buna yönelik usaptandığında ilaçlar veriliyor. Nasıl bir şey bu genleri, ürünü, proteinler, üç boyutlu kristalografiyle
görüntülendikten sonra şematik çizilen bölgeleri var ve bunların büyük yapay zekanın yine katkısı programlarla neresi hedefe yönelik ilaç olabilir bu proteinin, hangi loop'una neresinde ilaç geliştirilebilir matematiksel kompüterize hesaplanıyor ve buna yönelik ilaç geliştirmeler yapılıyor. Türkiye'nin de kendi monoklonal antikorlarını ürettiği, kendi ilaçlarını ürettiği günlerin geleceğini, bunlara çok büyük paraların, devletimizin ödemek zorunda hastalarımızın kalmayacağı günleri ben hep beraber gerçekleştirme umudunu iletiyorum. Burada da bu ilaçların geliştirmesindeki moleküler yapıyı bilmek, moleküler kansere moleküler bakışta bizim için önemli. Bunların eğitimini de biz vermeye çalışıyoruz. Değişik kanserlerde çok yeni nanoteknolojilerle nanomolekülde aracılığı kanser hücresine direkt ilacı yönlendirmeye yönelik, mikrobabullar içinde yönlendirmeye yönelik geliştirdiğimiz antikanser reseptör blokerini içine iyonizan madde eklemek gibi yeni toksik ajan taşınması gibi yeni denemeler de artık çıkmaya başladı. Ve hastaya yönelik ya da karışık İmmünoterapiler yine gündemde. Burada da moleküler yapıyı iyi anlamak gerekiyor. Prostat kanseri aşısında olduğu gibi hastanın mononükleer hücreleri alınıp tüm prostat kanserinde pozitif olan prostatik asit fosfataza karşı duyarlanıp üretilip hastanın dendrit hücreleri tekrar hastaya geri veriliyor. Ama bu tip tedaviler zor. Hastadan bir ürünü, kan ürünü alıp laboratuvarda üretmek zor ve pahalı. Eczanedeki rafta ilacı hem hekimler hem ilaç üreticileri her zaman tercih ediyorlar. Moleküler karsinogenez kanser hastalarına yeni tedavileri getirdi ve bu tedavileri alıp almama konusunda seçim kararını verme zorunluluğu getirdi. Artık birçok gene NGS panelleriyle hepsine birden bakılabilir hale geldi. Bir de tümör mutasyon yükü de artık bakılıyor. Mikrosatelit instabilite bakılıyor. Bunlarla PD1 antikorları, PDL1'ler bakılıyor. İmmünoterapiye hasta aday mı değil mi bakılıyor. Birçok ilaç aldı. Ben konuşmamı burada sonlandırıp soruları açacağım. Biz çok büyük bir ekibiz. 60 tane yüksek lisans doktora öğrencimiz var. Çok farklı branşlardan. Farklı branşlardan hocalarımızın çalışmalara katıldığı bir ekibiz. Deney hayvanları, kulak, burun, boğaz. Her kanserin, mesela jinekolojik kanserler kadın doğumda birlikte çalışıyoruz. Radyasyon onkolojisi, tıbbi onkolojimiz. Çocuk onkolojimiz, preventif onkolojimizle zaten her zaman bir aradayız. Bir de biyomühendislerle bir arada da çok çalışmalar yapıyoruz. İBG ile Biyo İzmir'le beraber. Onkoloji enstitümüz de bizim. Çok güzel, tam donanımlı bir araştırma laboratuvarımız var. Moleküler onkoloji laboratuvarımız ayrı bir ünite olarak tüm basamakları içeren birimde. Ben buradan tüm şu ana kadarki temel onkolojiden mezun olan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Her türlü onkolojik araştırmaya yardıma açık olduğumuzu bir kez daha bildiriyorum. Enstitü müdürümüz Nur hocamıza, bizim hep yolumuzu açan, bize özgür bırakan, maddi manevi her zaman destekleyen, benim çok yakın mesai arkadaşım, birçok çalışmamda hep beraber çalıştığım Zeki Hoca'ya, yine Zeki Altun hocamıza çok teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bu arada benim bir bayan olarak akademik bu başarılara gelememi sağladığını düşündüğüm çok değerli Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Kadınlarımızın asıl mücadele alanının
diş biçim ve kılıktaki başarıyla birlikte bundan çok bilgi ve kültürle ve gerçek faziletler süslenmesi, donanması gerektiği sözünü bize bırakmış. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti'nde bir bilim adamı olabilmeye gayret ediyorsam, bilim işçiliğiyle karışık, bunu Atatürk'e borçlu olduğumu düşünüyorum. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ederiz Safiye Hocam. Bu güzel sunumunuz için. Ayrıca söyledikleriniz gerçekten ışık tutan ve Cumhuriyeti bize armağan eden çocuklara ve kadınlara, bence armağan eden atamıza, ben de buradan saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlardan, katılan arkadaşlardan soru ya da katkısı olan varsa bekliyoruz. Evet. Özellikle benim bildiğim önümüzdeki hafta yine bir arkadaşımızın yeterlilik sınavı var. Buna da katılacağım. Bildiğim kadarıyla son tedavi yöntemleri zaten uyguladığınız yöntemler, değil mi Safiye Hocam? Bir kez daha aldım hocam. Pardon. Sizin de geliştirdiğiniz şu baloncuklarla tedavi seçenekleri falan zaten, değil mi? Şu anda eğitim gören arkadaşların da uygulamaya çalıştığı, bildiğim kadarıyla klinisyen arkadaşlarım. Değil şimdi mi? Microbubble stratejilerinde Yüksek Teknoloji Enstitüsü'yle bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Kimya mühendisleriyle Gülden Hocam. Örneğin diyelim çok toksik doksoribisin. Bunu direkt tümör hücresinin üstünde yoğunlaştırmak, hücreye verelim diyorlar. Meme kanseri diyelim örnek. Bu microbubble lipid chip layer demek bu aslında. Hücre zarının yapay üretilmiş hali ve yuvarlak. Yani bizim egzozomlara benzeyen bir yapı. Bunun içine ilacı hapsediyorlar lipozomal bir üniteyle ve buna bir reseptör takıyorlar. Örneğin EGFR takıyorlar. Niye? EGFR tümör hücresinde çok ekspresif. O kanserde. Her kanser için değil, her kanser için farklı. Ve bunu sonra dolaşıma veriyorlar. EGFR gidecek çok olduğu yere tutunacak, değil mi? Reseptörümüze bunun ligandını bağladılar. Microbubble içindeki lizozoma. Bunun içinde de yoğun doksoribisin var. Ve bağlandıktan sonra tümörün üzerine ultrasonla, ama farklı tanısal ultrason dozuyla değil, bu lizozomları patlatıcı bir, ama hastaya zarar vermeyen, ama microbubble'ları patlatan bir ultrason uyguluyorlar. Ondan sonra bizim çalışmalarımızda da uygulandı. Ondan sonra doksoribisin hücre membranından içeriye, hücreye tutulu yerde zaten şu an tümörün üzerindeyiz. Doksoribisin tümör içine yoğun giriş yapabiliyor bu sayede. Bu nanoteknolojik hedeflendirilmiş kemoterapi, yani hedefe yönelik reseptör tedavisi, anti-EGFR değil ama klasik bildiğimiz bir kemoterapi ya da hedefe yönelik ajanda, yani istediğiniz bir molekülü kanser hücresine, nano taşıyıcılar denen başka sistemler de var. Bizim öğrencilerimiz bu tip çalışmaları yoğun çalışıyorlar. Önce hücre kültüründe, 3 boyutlu hücre kültüründe ve sonra deney hayvanında bunu deniyorlar. Tabii asıl hedef hastaya varacak faz çalışmaları. Faz çalışmaları içinde 9 Eylül faz 1 merkezi kurdu. Ege'de var. Yani Türkiye'deki ilaç çalışmalarının birçoğunun ilaç firması, tabii onlar da mutlaka ortak, aynı sektördeyiz, ama ilaç firmasının getirdiği, hazırladığı faz 3, faz 4'lerle gidiyor
oldu Türkiye'deki çalışmaların çoğu. Kendi ürettiğimiz molekülleri kendi hastamıza uygulayabilir hale hızla gelmek için Türkiye yatırımlarını yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, değerli meslektaşlarım, soru ya da katkınız var mı, ya da Safiye Hocam ek söyleyeceğiniz var mı? Bir yerden chat bulup oradan okumamız mı gerekiyor, varsa soru, varsa chat'e bağlanamayanlar? Şu anda chat'ten bir soru yok. Evet. Tamam, yok. Olursa diye takip ediyorum ben hocam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Biraz bir dakika daha bekleyelim, soru yazan yoksa kapatalım. Evet. Biz ben tekrar, davet için çok çok teşekkür ederim. Biz de Safiye Hocam bu güzel konuşma için teşekkür ediyoruz. Güveniyoruz size. Estağfurullah. Yani biz de bilim adamı, bilim insanı yetiştirmeye uğraşıyoruz. Dürüst, ülkesini seven, inovatif, yaratıcı beyinler, özgür beyinler. Ama özgürlüğü sınırlarını bilen, aşırı cesaretli. Yani hücre kültüründe bulduğunuz bir molekülü siz ben çok güzel çalışma yaptım deyip bunu basına verirseniz, inanın o hastaların telefonları kesilmiyor. Bu çok umut gerektiren, kötü giden bir grubu da olan bir hastalık. Klinisyenler bunu çok daha iyi yaşıyor. Hastalara böyle daha deney hayvanı, ön aşamalardaki buluşlarınızı, şu kansere çare bulduk diye çıkarsanız, reklam yaparsanız, tabii insan takdir edilmek de istiyor. Ama gerçekten tüm aşamalarını, güvenlik aşamalarını, faz çalışmalarını geçmiş ilaçları halka duyurmakta fayda var. Çok dikkatli olunması gereken, mütevazilikle ama kendine özgüvenini de eksiltmeyen. Yani Avrupa, Amerika'nın çalışma disiplinini alıp ama kendi öz değerlerimizi de sürdürerek, kendi toplumumuzu tanıyarak, içinde bulunduğumuz ortamı tanıyarak iyi bir şeyler üreten insanlar, mutlu insanlar yetiştirmeye, bilim adamları yetiştirmeye çalışıyorum. Ben ömrümü buna adadım. Covid-19 pandemi süreci tabii ki buna epey oldu, ket vurdu. Ama bunu da bu online ortamlarla sağlamaya çalışıyoruz. Ben herkese mutlu, sevdiği, benim olduğum gibi işte çalışmasını temenni ederim. Gençlerle olmak insana her zaman çok güzel bir dinamizm kazandırıyor herkesten. Benim gençlere önerim, sizler girdiğiniz her işte sizin 2-3 yıl sonra işinize yarayacak yeni bir şeyi öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Tek bir konuya odaklanmak ama multidisipliner çok şeyi bilmek, bir yetişecek onkoloğun hani yapay zekayı anlayacak düzeyde buluş yapabilmek için çok disiplinden çok bilgiyi alması gerekiyor ve bunları sentezlemesi, en azından ne çalışma yapacaksa bilimsel sorusunu, hipotezini oluşturduğunda kimlerle bu golü atabilecek, iyi planlayabilecek, araştırmaya harcanan parayı da, bu da çok önemli bir vicdani sorumluluk, tekrar olmayan, gerçek buluş yapan, bilime küçük de olsa katkıda bulunan, bilgi çıkaran bir çalışmayı planlayabilmek, devletimizin araştırma olanaklarını da nereden alırsak alalım, BAP, TÜBİTAK çok iyi kullanmak lazım. Bunun ötesinde de güzel çalışmalar, hipotezler üretip çalışmalarımızı sürdürmek lazım. Bilim adamı olmak, bilim insanı olmak özveri gerektiriyor ama çok zevkli bir özveri. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, şimdi bir ekran görüntüsü alacağız izninizle. Kameralarınızı açarsanız bir ekran görüntüsü alalım ve bunu sosyal medyada paylaşalım. Evet, görüntüyü alıyorum.
Çok teşekkürler. Bu programımız 1-7 Nisan haftası programımız. Pazartesi saat 19'da devam edecek. O toplantıda da, o sunumda da görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Teşekkürler, hoşça kalın. Hoşça kalın, teşekkürler.